Mənzurə Musayeva bir güllə ilə iki dovşan vurdu. Müğənni iki işini birdən təqdim elədi. Təqdimat günü sənətçinin sevincinin üstünə sevinç gəldi. Mənzurə Musayeva jurnalistləri və sənət dostlarını başına yığaraq iki yeni klipini təqdim elədi. Müğənni retro mahnımız olan Ay Işığında adlı mahnıya müraciət eləyərək mahnını ekranlaşdırdı. Klipə Emin Əhmədov rejissorluq eləyib. Adicə Mənzurə xanımın adı gələndə belə insanların üzü gülür. Çünki pozitiv insandır. Ona görə də belə bir sənətkarla işləmək mənə böyük zövq verdi. Seni gördüm ay ışığım, könlümü verdim ay ışığım. Ben seni gördüm ay ışığım, könlümü verdim ay ışığım. Tez geldi ciran, ayrıldık aman ay ışığım. Əlbəttə, çox təqdirə layiq bir işdir. Yəni, bu retro musiqilərə müraciət eləmək, yenidən onları gündəmə gətirmək və hətta buna klip də çəkdirmək. Aranjman da çox gözəl idi. Çox gözəldir, xoşuma gəldi. Bir də bu mahnıya klip çəkilməmişdi axı. Buna nə təhə klip olsaydı, xoşa gələcəkdir. Təbrik eləyirəm. Birinci mahnısı Ay Işığında sevilən bir mahnıdır. İkinci mahnısı öz mahnısıdır. O da gözəl bir mahnıdır. Təbrik edirəm, uğurlar arzulayıram. Mənzurə xanım uzun illərin müğənnisidir. Mənzurə xanım yəni təhsilli müğənnidir. Yəni muğamlarımızı bilən bir müğənnidir. Bu iki klip də bu kliplər də onun yəni hər zaman yaradıcılıq axtarışında olmasından xəbər verir. Təbrik edirəm və o retro mahnımıza müraciət eləməyi mənə daha xoş oldu, maraqlı oldu ki, yeni nəfəs gətirdi. Klip yaxşıdır, gözəldir də. Yəni orada Mənzurə xanım varsa, vallahi orada hansı ki ola bilər ki, bəlkə qüsurlar mı olar, nəsə olar, amma Mənzurə xanımın o gözəlliyi olan hamısını örtbasdır eləmişdi. Daha bir klip isə Sevgilim adlı mahnıya çəkilib. Bu klipə isə gənc rejissor Azad Mirzəyev rejissorluq eləyib. İlk işimdə və Mənzurə xanımdan qərara gəldik ki, belə bir klip ərsəyə gətirək. Həm də bu, mən universiteti təzə bitirirdim deyə bir iş ortaya çıxartmaq istəyirdim və Mənzurə xanıma müraciət elədik. Məncə bəyəndiniz. Tamaşaçılar da məncə bəyənəcək. Baxsın o gözlər, gözlərimə yar tükənsin həsrətim, bitsin kədərim. Sən alın yazım ol, sonbaharım ol, eşqimin çarəsi, dərmanım ol, bugündən tək mənim sən gülüm. Gəl bugün bu tortu ölən sevgim. Mənzurəni təbrik edirəm. Mənzurənin uğuru həməşə bol-bol olsun. Mənzurəni mən çox istəyən bir insanam. Sənin bugünkü kliplərinə ola bilər kimsə bir irad bildirə bilər. Amma şəxsən mənim bir sənətçi olaraq heç bir iradım yoxdur. Çünki onu sən oxumusan, sən çəkilmişsən orada. Sən varsan, sənin, onda sən varsan. Əgər orada qüsurun olarsa, belə mən onu demərəm, çünki səni çox sevirəm. Bax, boynuma dalıram. Çevir o duzu bala, gözə gələssən. Aa, iki klip birdən. Pa, bu pulu hardan gətirdi? Gecə yatmayanlar olacaq, fikirləşəcək. Aa, nə oldu? Mən bir klip çəkə bilmirəm. İki klipi birdən təqdim edirsən, bəxtəvər başı və de. Min deyənin yerin olsun, bir deyənin olmasın. Mənzurə, sənə uğurlar arzulayıram. Mənzurə xanım, bir daha sizi təbrik eləyirik. Uğurlarınızın ardı gəlsin. Göz dəyməsin, son zamanlar Azərbaycan kino aləmində canlanma var. Nizami Kino Mərkəzində xarici filmlərlə yanaşı öz kinolarımızın da qala gecəsi keçirilir. Bu həftə də yeni bir kinomuzun təqdimatı oldu. Kino sevənlərə şad xəbərimiz var. Xoxan adlı yeni Azərbaycan filminin qala gecəsi keçirildi. Filmə rejissor
rejissor Samir Kerimoğlu rejissorluq eləyib. Baş rollarda Fərda Xudaverdiyev və Elməddin Cəfərov oynayıb. Narahat olmayın, ciddi düşmüşüm bu işin üstünə. Bir həftə evi satdıracağım. Bundan pulu aldıqdan sonra inşallah sizin başınız böyük toya qarışar, mənimki də kiçik toya. Sizi bunlar bacararlar? Bir həftə iş həll edərlər. Dilbərim, dilbərim, gəl, gəl, ahuda. Rastar, patolka bax. Çox möhtəşəm bir film olacaq. Yəni bu insanlar... Zavur hanım. Bax, bu filmin ərsiyə gəlməsində əziyyət çəkən insanlar. Elməddin, biraz qabaq. Elməddin, gəl, Elməddin. Yəni, mənlə Elməddini bir araya gətirib, Xoxanı bizim azərbaycanlılarımızın ixtiyarına buraxan. Bax, bu iki dostumuz, Zavur Mirzəzadə və Orxan Mərdan. Bir də bizim Samir Kərimoğlu. Gəl. Samir Kərimoğlu rejissorumuz. Bizi bir araya gətirdilər və inanırıq ki, Azərbaycan filmində çox yeni bir dönəmə qədəm qoyuruq. Retro, çıxır ki, deyəm xarabada. Xoxanda dini yox, imanı yox. Gidib qızın qəlbinə. Qız da saf qız. Biz qorxulu yerini hər cür eləmək olardı. Sadəcə olaraq biz çalışdıq ki, qorxulu yerində də sübut eləyək ki, Azərbaycanda da deməli qorxulu filmlər çəkmək olar. Heç kim risk eləmirdi. Biz ikisini bir ərə sığışdırdıq dostlarımızın və Samir Kərəmoğlunun imzası ilə. İnşallah ki, hər kəs razı qalacaq. Elmədinlə bir yerdə olmaq çox maraqlı idi. Çox əyləncəli keçib setimiz. O da bütün işlərə yansıyıb. Buyur Elmədin. Xoxan filmi adından da göründüyü kimi həm qorxudur, həm də güldürür. Özünüz də görəcəksiniz. Körpələrlə gələnlər uşaqlarını necə yatızdıracaqlar filmdən sonra onu bilmirəm. Çox maraqlı, qorxulu yerində qorxacaqsınız. Gülməli yerində də ürəyiniz istəyən qədər güləcəksiniz. Gecədə məşhurlar da iştirak elədi. Filmdə əziyyəti olan hər kəsi təbrik edirik. İnşallah sevilən kinolarımızdan olsun. Star Life-ın Türkiyədəki xüsusi müxbiri Rəşad yenə əlinə mikrofon alıb, Türkiyəli məşhurlarla bir-bir reportaj elədi. İndi o reportajlardan bəzilərini sizə təqdim edirik. Kral qrupun 20 illik fəaliyyəti ilə bağlı silsilə konsertlər davam eləyir. Star Life-ın xüsusi müxbiri Rəşad da bu konsertlərdə məşhurlarla görüşüb, ayaqüstü söhbətlər eləyir. Ölümə yakın uykulardayım, gəl, 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 gəl çox özledim. Əziz tamaşaçılarımız, yanımızda indi Türkiyənin pop starı Berkay var. Berkay, merhabalar, teşekkür ederim. Sen iyisin? Eyvallah, biz de çok. Sizi gördük, çok iyi olduk. Evet, Azerbaycan adına da size selamlar getirmiş. Azerbaycan kardeş ülke biliyorsun. Buradan, evet, İnşallah biz de geleceğiz oraya konsere. Azerbaycan kardeşim şarkılayacağım. Daha henüz nasip olmadı. Bir bakış konserimiz olacaktı işte. Henüz tarihini bilmiyorum ama önümüzdeki aylarda olacak muhakkak. İnşallah. Yeni yıla yeni bir yani, konserimiz var diyorsun. İnşallah. Buradan sevenlerine söylemek istedim son olarak Azerbaycan'a. Tüm Azerbaycanlı kardeşlerim hepsine teşekkür ediyorum şarkılarımı dinledikleri için. Hepsine selam söylüyorum. En kısa sürede Azerbaycan'da muhteşem bir konserle buluşmak üzere. Sağ olun. Eyvallah, sağ olun. Herkese merhabalar. Ben Ece Seçkin. Hazar TV, Star Life ailesine çok teşekkür ediyorum. Yanımızda yeni bir pop starı, şahane bir insan, güzel bir insan Ece Seçkin var. Nasılsınız Ece Hanım? Çok teşekkür ederim, iyiyim. Sizler nasılsınız? Süpersiniz. Sizi gördük çok iyi oldu. Bugün çok şıksınız. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Şunu söylemek istiyorum, Azerbaycan daha önce hiç geldiniz mi? Hiç gelmedim ama o kadar çok istiyorum ki gelmek. Çok merak ediyorum yani. Azerbaycan beni davet etsin, geleyim ben ne diyeyim. Tamam, o zaman bunu inşallah bizim arkadaşlarımız bunu duymuştur. Davet ederler ileride. Gelecek 2015'te sizi çok daha Azerbaycan'da görmek istiyoruz. Şunu söylemek istiyorum. Ozan Doğulu'yla daha ileride yeni bir single ya da yeni bir albümleriniz var mıdır? Onu merak ediyoruz. Ozan Doğulu benim prodüktörüm, yani müzik direktörüm.
Ben yeni çalışmalar içerisindeyim sürekli. İlk defa bir şarkıda biz ortak bir çalışma yaptık. Onun dışında benim işte prodüktörlüğüm zaten kendisi üstlendiği için şarkılarımın aranje kısmını da o üstleniyor. Benim de yeni projelerim var sürekli. Ozan'la çalışmaya devam ediyoruz böylelikle. Az demizdeki seyircilerimize ya da işte sizin hayranlarınıza ne söylemek istersiniz? Valla Azerbaycan'a çok selamlar göndermek istiyorum. Kardeşlerimi çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Sosyal medyadan bana çok destek veriyorlar. Onun için de ben bu vesileyle böyle teşekkür etmiş olayım onlara. Çok seviyorum. En yakın zamanda da Azerbaycan'a gelmek istiyorum. İnşallah biz de sizi çok bekliyoruz gerçekten. Merhaba, ben Erdem Kınay. Ben Merve Özbey. Hazar TV Magazine Star Life. Herkese merhabalar. Merhaba. Azerbaycan'a daha önce geldiniz mi? Geldik. Bir kere Bakü'ye geldik. Yani ben çok kısa zaman önce geldik. Bir kere gittim ben. Ama Erdem kaç kere gitti bilmiyorum. Bir kere gittim, evet. Çok güzel. O kadar sıcaklar tabii. Çok sıcak, çok samimi, çok güzel bir konser oldu. Böyle. Bir daha gelir misiniz? Ne zaman düşünüyorsunuz? Tabii seve seve geliriz ama tarih belli mi onu bilmiyorum. Ben sizi davet etsem Azerbaycan'a, burada seyircilerimizin önünde bize söz versek. Sözü Erdem Yani tabii biz bir talep olduğu zaman gidiyoruz. Hani gezmeye fırsat bulabilir miyiz, gelir miyiz onu bilmiyorum ama. Oradaki hayran kitlesi gerçekten özlüyor, bekliyorlar. Azerbaycan dediğinizde hani nasıl bir duygu uyanıyor sizde Azerbaycan Türk kardeşi üzerinde? Azerbaycan deyince kardeş ülke geliyor, kardeş topraklar geliyor. Ondan sonrasında da benim aklıma çok iyi müzisyenler geliyor. Birkaç tane Azeri arkadaşım var, çok iyi piyanistler, çok iyi müzisyenler ve özellikle sofraları çok bereketli ve kalabalık, yemekler çok lezzetli. Evet. Bunlar geliyor benim aklıma. Hayranlar sürprizler bekliyor mu? Yeni albümleriniz de var mı? Tabii albüm var. Çok kısa süre içerisinde dinleyiciyle buluşacak bir albümümüz var. Tam şarkı sayısı bilmiyoruz. Tam eli kulağında çünkü. Kısa bir süre sonra dinleyiciyle buluşacak albümümüz. Erdem Bey, sizin var mı peki? Benim proje albümlerim devamı gelecek ama ilk önce Merve Özbey'in albümünü çıkartacağım. Müzik direktörü olduğum için onunla şu an aşırı neşeyim. Beraber çalışacağız. Evet. Hemen arkasından kendi albümle alakalı çalışmalara başlayacağım. 2015 yılında inşallah yeniden Erdem Kınay Proje 3 albümünü dinleyiciyle buluşturacağız. Son olarak ileriden yılbaşı geliyor. Azerbaycan'a nasıl bir mesajınız olur? Yani tabii öncelikle klasik olacak ama savaşsız, barış içinde, huzur içinde, sıkıntısız bir yıl olsun diliyorum her şeyden önce. Azerbaycan, Türkiye vesaire diye ayırmayacağım. Tüm dünya için güzel bir yıl olsun. Temenni İnşallah. Ediyoruz, evet. İnşallah. Hani sağlık, huzur, şey mutluluk, bol bereket ve tamamen barış. Barış üzerine barış bir dünya. Bir şey hiçbir yok. Şey yok. Kesinlikle. Evet, doğru. Evet. Adını yazmışım, daha da yazabilirim. Doldurabilirim, yaprak yaprak. Görebileceğim bir yerde dur. Neredeysen orası bana kutsal toprak. Azerbaycan'daki kaç tane hayranım varsa hepsini öpüyorum. Hepsine selamlarımı, saygılarımı yolluyorum. En kısa zamanda geleceğim. Sevgili Rüya Hanım da davet etti. Onu da söyleyeyim konserine. Yanılmıyorsam aralığın içerisinde Rüya Hanım'ın konserleri olacak, akustik konserleri. Oraya davet etti beni. Benim konserim var diye oraya katılamama ihtimalim var ama gönlüm orada. Gönlüm her zaman orada, onu söyleyeyim. Götürebildiğiniz kadar çok selam götür benden, olur mu? Evet, anlaştık mı? Okey, tamam. Evet. İnşallah en kısa zamanda bir araya gelebiliriz orada. İnşallah buradan organizatör arkadaşlarımıza sesleniyoruz ve en kısa zamanda Soner abi burada görmek istiyoruz. İnşallah, inşallah. Ben size, hepinize selamlarımı, saygılarımı yolluyorum. Star Life, evet. Ve Hazar TV. Hazar TV, evet. Aynen. Star Life, Hazar TV. Sevgiler, saygılar. Saygılar. Ben Simge Sarın, Hazar TV Star Life'a sevgilerle. Güneş teninde güzel.
Azerbaycan'a daha önce geldiniz mi? Geldim. Bakü'ye 2-3 kere geldim. Hatta bir yılbaşı gecesinde orada kutlamıştık. Ben Gülşen'le çalışmıştım. 4 yıl orada bir saray vardı. Sarayda kalmıştık 3-4 gün. Çok gezdim Hazar Denizi'nin kenarında. Beğendim. Sizi karşıladılar değil mi? Beğendim. Bir kere çok sıcaklar. Biz gibisiniz zaten. Hani...